iyi bir Türkçeyle, açık bir dille noktalama işaretlerine dikkat ederek anla. Tek geçilen hastalığı, bu kız benim hayatımın aşkı, bu kızdan başkası olmaz. Bunu kolluyor kafasına. Ama kıza görüldü atmışsın, sonra gidip kızla konuşmaya çalışıyorsun. Yoksa ilk başta niye cevap vermedin derler. Konuştuğumuz şey hakkında okuldan sonra bir yoklama mesajı atmıştım. Sağıyor, inek sağar gibi senden ilgi sağıyor. Karşılığında da hiçbir şey vermiyor. Selamlar, Keçeli'yle mail okumanın yeni bölümündeyiz. Bu serinin adını artık değiştirmek istiyorum. Güzel bir isim koyalım istiyorum. Serinin adı mail okuma olunca yeterince keyifli gelmiyor bana. Peki serinin ismi ne olabilir? Sizi kurtarıyorum. Sizi cevaplıyorum. Sizin dertleriniz. Olur sanki. Sizden gelenler yapmak istemiyorum. O direkt çok basit olur. Sizi okuyorum. Tamam. Serinin ismi bu olacak bundan sonra. Sizi okuyorum. Keçeli ile sizi okuyorum'a hoş geldiniz. Önümüzde yine büyük bir mail var. Bir de küçük bir mail var. İkisini de cevaplayacağım. Güzelce yorumlayacağım. Bana nasıl mail atarsanız, nasıl videolarıma konu olursunuz. Bunun için Instagram'dan takip et. Ve Instagram profilimde olan mail adresine adım almak istediğin olayı güzel bir olay örgüsüyle, iyi bir Türkçeyle, açık bir dille noktalama işaretlerine dikkat ederek anlat. Böylece senin olayını videoya isimsiz şekilde tabii ki konu edebilirim. Şimdi arkadaşımızın mailini okumaya başlıyorum. Bir şeyi yapmaktan korkuyorsan, o şeyi düşünmek sana heyecan veriyorsa, hatta o değişiklik seni tedirgin ediyorsa, tebrik ederim, yapman gereken şeyi buldun. Konfor alanından çık. Abi selam, sana daha önce de yazmıştım Insta'dan. 2 alt sınıfımda lisede bir kızı çok beğenmiştim. Sıkıntı burada başladı. Zaten vanitis olma yolunda emin adımlarla ilerledim maalesef. Şimdi vanitis nedir? Vanitis bir hastalıktır. Tek geçilen hastalığı Türkçesi. Burada şöyle bir durum var hastalıkta. Bir kızı tercih ediyor, seçiyor kişi. Bu kızla daha önce bir geçmişi olmuş da olabilir. Hiç tanımamış, uzaktan gördüğü, konuşmaya cesaret bile edemediği bir kız da olabilir. Kafasında şunu kodluyor. Bu kız benim hayatımın aşkı. Bu kızdan başkası olmaz. Bunu kodluyor kafasında. Eski sevgilisine yapanlar var. Mesela kız onu terk ediyor, adam takıyor kafaya, 5 yıl unutamıyor. Bunu platonik olduğu kıza yapanlar var. Adam hiç konuşmadığı kızın 5 yıl fotoğraflarına falan bakıyor. Bu bir hastalıktır. Tek geçilen hastalığı hayatını mahveder, seni zor duruma sokar. Bundan kesinlikle kurtulman gerekir. Kurtulmak için de çözüm başka kadınlarla görüşmektir. Sebebi de çoğu zaman başka kadınlarla görüşmemektir zaten. Yani adam başka kadınlarla görüşmediği için o kadın sanki çok iyi, kusursuz bir kadınmış sanıyor. Kafasında bir melek imajı çiziyor. Ama aslında kadın öyle değil, aslında sıradan bir insan. Sıradan bir insan olduğunu bilse bu kadar hastalık beslemeyecek. O yüzden başka kadınlarla görüşmek bunun tek çözümü. Kıza normalde direkt ne haber, nasılsın yazdım. Instagram'dan yazmış. Fakat kız görmedi. Ve next dedim. Vanitislikten çıkmıştım. Bak daha kıza yazmadan vanitis olur gibi olmuş. Kızları gördüğünüzde sosyal medyadan çok fazla üstüne düşünmeyin. Yani aylarca bekletip çok iyi şöyle de böyle de diye düşünmek yerine direkt atın mesajınızı, cevap vermezse yapacak bir şey yok. Böylece vanitis'e düşmeden kurtarabilirsiniz kendinizi. Adam da mesajını atmış. Vanitis'ten çıkmıştım diyor. Bir iki gün sonra kız iyi sen yazdı. Tabii ki ben hiç umursamadığımı ve direkt olarak 1-2 gün sonra görüldüğü yapıştırdım. Cümleler çok kötü ama anlaşılır. 1-2 gün sonra kız cevap vermiş. Bizimki de gurur yapmış, cevap vermemiş. Yani 1-2 gün sonra cevap veren kıza büyük ihtimalle ben de cevap vermezdim. Fakat burada birazcık daha yine vanitis benim için başlamıştı. Ya şimdi şöyle bir saçmalık var. Sen kıza görüldü atıyorsun. Senin nasıl vanitisin başlıyor? Ben kızı çok beğenmeye başladım tekrardan. Fakat en azından kendimin farkındaydım. Ve vanitis olayını bildiğim için kendimi kontrol edebiliyordum az çok. Vanitis olayını bilmiş. Bilgi güçtür. Her zaman söylüyorum. Eğer bilmeseydi belki çok daha kötü bir duruma düşecekti. Bu videoyu izleyenlerden biri olduğun için sen de artık vanitis ne demek biliyorsun. Okul çıkışı evi yakındı. Ve ben de çarşıya gidebilmek için ondan minibüse binerim deyip konuşmaya gittim. Fakat tam selam ne haber derken telefonla konuşuyordu. Yani olmadı. Tamam. Ama kıza görüldü atmışsın, sonra gidip kızla konuşmaya çalışıyorsun. Ya burada biraz aslında tükürdüğünü yalıyorsun. Madem gidip sonra kızla konuşmaya çalışacaksın, ilk başta niye cevap vermedin derler. Kız da bunu der. Büyük ihtimalle kız seni sonrasında büyük tersleyecek. Çünkü kadınlar reddedilmeyi hiç sevmezler. Çok sinirlenirler. Daha sonrasında birkaç gün sonra hikayesine yanıt verdim. Bir süredir hikaye atsın diye bekliyordum. Hikayelere yanıt vermek her zaman iyidir Instagram'da. Tabii ki şunu söylemeliyim ki kız tam olarak ilgi canavarı. Attığı hikayelerden ve tavırlarından çok rahat anlaşılıyordu. Ya. Ve birçok erkekle de konuşuyor. Tabii ki konuşuyor. Kadınlar her zaman, her yaşta birçok erkekle konuşuyorlar. Bunu kadınları kötülemek için söylemiyorum. Eğer bunu bilirsen buna göre hareket edersin. Böyle boşu boşuna kendini üzmezsin. Kafanda bir melek imajı çizersen
ve kadın melekmiş, hiçbir erkekle konuşmuyormuş gibi düşünürsen, gerçeği öğrendiği zaman hüsrana uğrayabilirsin. Bunu istemiyorum. Ki erkeklerin de çoğu beta. Nereden biliyorsun bunu? Biraz mesajlaştıktan sonra bitti ve ertesi gün konuştuğumuz şey hakkında okuldan sonra bir yoklama mesajı atmıştım. Tamam, sen hikayesine cevap vermişsin. Biraz konuşulmuş. Sonra bir de yoklama mesajı atmışsın. Bak, iki kez yazmış oldun. Bundan sonra artık kızın yazması lazım. Bir kez yazdınız, eyvallah, ilk mesajı sen atarsın. İkinciyi yazdınız, eyvallah. Ama bundan sonra biraz da kızın yazması lazım. Yoksa kız size ilgi vermiyor demektir. Ve size ilgi vermeyen kızın peşinden tabii ki koşmayın. Sonrasında konuşma baya baya devam etti. Güzel. Sanki kız bu anı bekliyormuş gibi. Fakat ben yine de o kıza bağlanma olayını reddederek konuşmaya devam ettim. Hadi bakalım. Konuştuk ve o gün numaranı versene, oradan konuşalım dedim direkt. O da çok fazla WhatsApp girmiyorum. İstersen priv'e ekleyeyim dedi. Bu priv, kızların birden fazla hesabı oluyor. Bir ana hesabı, bir de priv hesabı oluyor. Oraya böyle 10-15 kişiyi alıyorlar. Priv'e ekleyeyim dedi. Ben de biraz ağırdan alarak kabul ettim. Çünkü aslında bu bir nevi reddi yani. Doğru. Doğru anlamışsın. Sonra oradan konuşmaya falan devam ettik. Ertesi günlerde de az da olsa konuştuk. Ve ben o hafta artık okulun son haftaları olduğu için okuldan sonra buluşma teklif ettim. Buluşma tabii ki teklif edin. Dışarıda buluşun, yoksa hiçbir ilerleme kaydedemezsiniz. Fakat işte çok müsait olmuyorum diyerek reddetti. Fakat iyi yani, hafta sonu olabilir diye ekledi. Şimdi burada reddetmiş aslında. O hafta sonu olabilir demesi falan, bunlar hikaye, yumuşatma. Kalkıp sana mesela cumartesi olur dememiş. Olabilir demiş. Olabilir diyen kız her zaman reddetmiştir. Boşu boşuna umutlarınızı yükseltmeyin. Bu senin de bir videonda dediğin gibi iyi bir şey olarak düşündüm. Ben hiçbir videomda bu iyi bir şey demiyorum. Ben videolarımda şunu söylüyorum. Sen kıza çıkma teklif ettin. Cuma buluşalım dedin. Kızla cuma işim var ama cumartesi olsun derse bu iyi bir şey. Bakalım. Hafta sonu olabilir. Bu kız seni reddetmiş. Üzgünüm dostum. İyi bir şey olarak düşündüm ve dedim tamam, eyvallah. Ve yazma sıklığını baya baya bir azalttı. Doğru hareket yapmışsın. Size ilgisi az olan kıza siz de ilgiyi kısın. İlişkinin gidişatını ve karşılıklı ilgi dozunu kadın belirleyecek. Siz ona ayak uyduracaksın. Çünkü buluşursak bütün konular bitsin istemiyordum. Doğru nokta. Mesajda bütün konuları bitirirsen buluşunca diye kalabilirsin. O yüzden mesajlaşmayı mümkün olduğunca kısa tutun. Buluşmaya saklayın. Yani kısaca olayı buluşmaya saklıyordum. Ki bence bu doğru abi. Arada o yazdı, arada ben. Fakat aramızda bir soğukluk var gibiydi. Yani aslında çok da mutlu etmiyordu beni. Kız zaten sana minimum ilgi tutuyor. Mesajlaşmadan İlgi harvestliyor. Ne denir ona? Sağıyor. İnek sağar gibi senden ilgi sağıyor. Karşılığında da hiçbir şey vermiyor. Fakat çok seviyordum. Yani One Night Stand'den farklı olarak konuşabiliyordum ama buluşamıyordum. Dostum. Çok seviyordum ne demek? Sen bu kızı sevmiyorsun. Sen bu kızla dışarıda buluşamadın bile. Kızla biraz mesajlaştın. Okulda birkaç kelime konuştun. Bu sevgi değil. Böyle bir şey yok. Bu senin tecrübesizliğinden gelen bir his. Böyle seviyorum ayaklarına girmeyin. Sevmek nasıl olur biliyor musun? Kızla konuşursun, buluşursun, bir daha buluşursun. Kız buluşma teklif eder. Bir süre görüşürsün. Aylar geçer. 6 ay, 7 ay, 1 yıl. Çok iyi anlaşırsın. O zaman seviyorum diyebilirsin. 1 yıl ve daha uzun sürede. Ama böyle birkaç haftadır tanıyorum. Biraz mesajlaştık. 3 yıldır platonik aşığım ama onun benden haberi yok. Çok seviyorum abi. Öyle bir şeyler yok. Kendinize böyle telkinlerde bulunmayın. Sen sevmiyorsun. Ama seviyorum seviyorum diyerek kendini hırpalıyorsun. Yapma bunu. Bayağı buluşma planı falan yaptıydım kendi kafamda. Yaptıydım. O biraz üzdü. Üzücü oldu benim için. Ama next devam. Ardından o hafta sonu buluşuyoruz unutmadın değil mi yazdım. Büyük bir hata. Kadın sana zaten cumartesi buluşalım dememişti. Örneği verdim. Demişti ki hafta sonu olabilir. Bakalım. Bu şu demek. Hayır. Senle buluşmak istemiyorum. Senle buluşmak önceliğim değil. Çok sıkılırsam belki sana yazarım demek. Ve sen bunun üstüne gidip unutmadın değil mi yazıyorsun. Unutmadın değil mi? Ben günlerdir seni düşünüyorum da hafta sonunu bekliyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor, sana hatırlatayım dedim. Yapma. Lütfen. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Erkek Adam YouTube kanalında dinlemiştim diye hatırlıyorum. Mantıklı geldi, yazdım. Erkek Adam YouTube kanalında böyle bir şey diyeceklerini sanmıyorum. Belki yanlış anlamışsındır meseleyi. Ve hayır unutmadım aklımda. Fakat işte pazar kardeşimin mezuniyeti var. Cumartesi akşam Bozüyük yolculuk yapacağız ailemle falan dedi. Oho. Amcamın köpeği doğuruyor. Çok bahane gibi gelmedi. Olabilir dedim. Ah iyi niyetli kardeşim ah. Ama yine de bayağı ekildiğim için şöyle yazdım şakayla karışık olarak. Dedim ben maksimum iki kez davet ederim falan diye. Dedim o da tamamdır haberleşiriz yazdı.
haberleşelim tarzı bir şey yazdım ben de. Şimdi maksimum iki kez davet ederim olayı doğru. Bir kızı iki sefer davet ettiysem, ikisinde de reddettiyse asla daha fazla yazmıyorsun o kıza. Ama bunu açık açık kıza söylemen yanlış. Sen bunu kıza söylemeyeceksin. Davranışlarında direkt bunu uygulayacaksın ve kız anlayacak. Ama açık açık kıza söylersen kız senin orada blöf yapmaya çalıştığını, oyun oynamaya çalıştığını anlıyor. Bunu yapma. Sonra kız tamam haberleşiriz demiş. Sen de bir daha cevap vermişsin. Haberleşelim demişsin. Nereden tutsan elinde kalıyor. Ardından sonraki gün akşamı Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu gece. Ya o maçtaydım ben. Telefonumu otobüste unuttuğum için vlog çekemedim. Çok can sıkıcıydı. Ama Şampiyonlar Ligi finalini izledik. Finalinin olduğu gece, yani daha yeni olay, kızın privé hesabında 3-4 tane falan post geldi. Ondan önce zaten haber etmediği için işte bugün boş değilim tarzı yazsa bile anlayacaktım. Fakat hiçbir şey yazmadı. Baya baya bir moralim bozulmuştu. Sonrasında postlara baktığımda beğenmedim. Tabii ki zaten kızın toplamda beğendiğim, yanlış hatırlamıyorsam, 1-2 fotoğrafı vardı. Ve sonra gördüm ki aslında beni hafta içi okuldan sonra müsait değilim dediğinde ki kız okula gelmedi. Sınıfta kalacak. Hazırlık sınıfında 56 ortalama yapmış. Lütfen noktalama işaretleri koy biraz. O hafta içi başka biriyle buluşmuş. Hafta sonu da olabilir. İşte yorumlarda kalpleştiler falan. Kız seni oyaladı. Mesajdan ilgini sağdı. Karşılığında hiçbir şey vermedi. Buluşma tekliflerini birden fazla kez reddetti. Ve sen hala haber bekledin. Kız da gitti. Başkasıyla kalpleşti. Tabii ki de böyle olacak. Yapılmaması gereken her şeyi yapmışsın. Bir sürü yanlış yapmışsın ve böyle olacak. Zaten konuştuğunuz 10 kızdan bir tanesi, iki tanesi size olumlu karşılık verecek. Bunu bilin ve enerjinizi tek bir kızda harcamayın. Ben de bayağı üzüldüm. Dedim benimle konuşurken buluşuyoruz. Resmen aldatılmış gibi hissettim. Hayır, aldatılma falan değil. Sen kızın hiçbir şeyi değilsin. Ama sıkıntı değildi çünkü seni ve senin gibi kanalları izliyordum. Ve asla bağlanmadım. Umarım kurtulmuşsundur. Hayatımı merkezine koymadım ve o akşam bayağı bir üzülsem de Şampiyonlar Ligi finali maçıyla toparladım. Güzel. Bir erkeğin her zaman yapması gereken şey. Ya FIFA ya halı saha, Şampiyonlar Ligi maçı ya da arabayla turlamak. Yani bir sıkıntı yok şu anda. Başkasıyla konuşuyorum. Tek bir kızla konuşmam. Daha bu zaten konuşma aşaması. Tek bir kızla konuşursan yine vanitas çukuruna düşme ihtimalin olur. O yüzden 1, 2, 3 kızla aynı anda konuşursan daha iyi olacaktır. Zaten hayırlısı olsun abi. Allah'a emanet. Eyvallah. Selametle. Seni çok seviyorum. Çok iyi ilerliyorsun. Darısı biz izleyenlerin başına. Teşekkür ederim dostum. Bolca yorumlarımı kattığımı düşünüyorum. Faydalı olduğumu düşünüyorum. Çok aslında arkadaş güzel konulardan bahsetmiş. Güzelce her şeyi anlatmış. Okumam için bana çok iyi malzemeler vermiş. Ben de dostuma maili için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Çok kısa bir mesaj daha var. Bunu da okumak istiyorum. Abi merhaba. Yaklaşık bir ay önce Instagram'da bir kızla konuşmaya başladım. Bir ay boyunca Instagram'da mesajlaşma, konuşma devam ediyorsa ve buluşma gelmiyorsa bu can sıkıcı. Özellikle de her gün konuşuyorsan. Bir ayda atıyorum. Bir gün konuşmuşsundur. İki hafta geçmiştir. Bir daha konuşmuşsundur. Olabilir. Ama düzenli konuştuysan ve bir ay boyunca buluşmadıysan bu çok büyük bir hata. Kız da böyle bir gün, iki gün konuştuysanız ve sohbet keyifliyse, gülücükler havada uçuşuyorsa onu hemen bir kahve içmeye davet edin. Kızla aynı zamanda aynı okuldayız. Bana ilk zamanlarda ilk mesajı o atardı. Önemli bir ilgi işareti. Daha sonrasında ilgisi olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ve ben de daha iştahlı konuşmaya başlamıştım. Normal olarak. Daha sonrasında kızın arkadaşları kızın doğum günü için kutlama yapacaklarını ve ben de gelirsem kızın mutlu olacağını söyleyip davet etmişlerdi. Fakat şehir dışında olduğumdan reddetmek zorunda kalmıştım. Şanssız. Davet de almışsın aslında. Arkadaşları da seni onaylamış. Reddetmek zorunda kalmışsın. Bu üzücü. Ve genç yaşlarda, liselisin büyük ihtimalle, böyle şeyler çok oluyor. Ufacık bir şanssızlık. Şehir dışında olduğu için bir etkinliğe katılamıyorsun. Sonra oraya başkası geliyor. Sonra kız onunla yakınlaşıyor. Onunla mutlu oluyor. Hop bir bakmışsın kaçmış gitmiş. Yapacak bir şey yok. Gençler böyle. Ondan sonra kıza buluşma teklif ettiğimde yarın erkek arkadaşımla vakit geçireceğim, diğer günlerde de iş var diyerek ertelemişti. Birkaç gün konuştuktan sonra anlayamadığım şekilde Instagram hesabını kapattı. Seni engellemiş olmasın. Seni engellemiş olabilir.
Ya da erkek arkadaşı Instagram hesabını kapatmasını istemiş de olabilir. Sonuç olarak bu kız artık senin endişen değil. Erkek arkadaşı var. Şu an konuşmuyorum. Bu süreçten sonra ne yapmalıyım bu kızla ilgili? Hiçbir şey yapmamalısın. Geçti gitti. Bu kuş uçtu. Bu kuşa bir daha yetişemezsin. O kuş artık başkasının kuşu. O yüzden dediklerimi uygula. Git başka kızlarla konuş. 2-3 tane kızla konuş. Hangisi sana daha çok ilgi gösterirse yoluna onunla devam. Faydalı şekilde yorumlarımı aktarmaya çalıştım. Güzel mesajlar yorumladığımı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.